Ya çok değerli bir insan başbakan, hakikaten evliya gibi. Ama bu pislik adamlarının başları belada benim gördüğüm. Evet. Evet. Onun için diyorum, hükümete iyi destek olmak lazım. Bunlar sarhoşlar oluyor ya kapılarına, her zaman atıyorum. Onlar gibi bu PKK'lılar. Her yerde aşağılanıp ezilen adamlar Türk milletine kabahatlik yapıyor. Türk milleti de, Türk devleti de saygılı bir üslupla bunları idare etmeye çalışıyor. Kardeşim, İran bunları haritadan sildi. Kökünü halletti. Bak, IŞİD'in olduğu bölgelerde bunlar hiç yoklar. Evet. Bütün arazi boydan boya aldı IŞİD. Ama buradaki mantık, bunlarla iyi geçinelim, işte alttan alalım, işte çıkmadı ama çıktı gibi kabul edelim. Ya adam çıkmayacak dedim ben. Evet. Çıkmazlar dedim, niye çıksın adam ya? Evet. Silah bırakacaklar ya, silah bırakmazlar. Adam ne çıkarsa onun istediği, bak ben diyor ki silah da bırakmayacağım, çıkmayacağım da. Benim yapacağım şu diyor, bir kere burada devlet kuracağım diyor. Abdullah Öcalan'ı başa geçireceğim. Siz de bize para vereceksiniz diyor bu devlete. Ya esaslı şekilde para vereceksiniz. Bir de silah yardımı yapacaksınız diyor. Silah, bir de şimdi o konuyu açtılar. Evet. Ya PKK'yı donatacaksınız, ordu haline getireceksiniz diyor. Ağır silahları donatacaksınız. Biz de diyor Türk polisini, Türk askerini vuracağız. Buna da karışmayacaksınız diyor. Şımarıklığın, azgınlığın en uç derecesinde bunlar. Dolayısıyla bunların hakkından gelecek güç beladır. Allah belayla bunları hizaya getiriyor. Allah bunların belasını versin. İnşallah. Allah Türkiye'yi bölmek isteyenlerin belasını versin. İnşallah. Allah Türkiye'yi bölmek isteyenleri helak etsin. İnşallah. Allah Türkiye'yi bölmek isteyenleri mahvetsin, perişan etsin. İnşallah. Şu an başlarına gelen bela bu duaların sonucu oldu. Allah daha da belalarını versin. İnşallah.